Selamlar. Sosyal medyada kimi takip ediyoruz? Kimi izliyoruz? Kendimden yola çıkayım. Bir, Sadece kendisi için değil, genel anlamda herkes için faydalı olduğunu düşündüğü şeyleri konuşuyorsa ve ben de buna katılıyorsam bu kişileri izliyorum, takip ediyorum. 2. Bir şeyler öğrenebileceğimi düşündüğüm kişiyi izliyorum, takip ediyorum. 3 dürüst olduğunu düşündüğüm kişi. Kimsenin kalbini açıp içine bakmadık. Ama en azından öyle olduğunu düşündüğüm kişileri takip ediyorum. Bu üç örneği verdim. Mesela neye bakmıyorum? Şuna bakmıyorum. Adam Müslüman mı değil mi? Ona bakmıyorum. Bana ne? Ben Müslümanım. Namazında abdesinde bir Müslümanım. Dini gerekliliklerini elinden geldiği kadar yerine getirmeye gayret gösteren bir Müslümanım. Dört dörtlük elbette değilim ama elimden geldiği kadar. Ama takip ettiğim izlediğim kişinin Müslümanmış, değilmiş buna bakmıyorum. Çünkü biz sadece Müslümanlardan bir şey öğrenmiyoruz, değil mi? Gayrimüslimlerden de öğrenebiliyoruz. Herkesten de küçücük çocuk bir laf söylüyor diyorsun ki Allah Allah ne büyük bir laf etti ya. Değil mi? Dolayısıyla dinine bakmıyorum. Şekline, şemaline bakmam. Kim olursa olsun faydalı şeyler konuşuyorsa takip ederim, izlerim. Bunu neden söylüyorum? Kafama takıldı biraz geçen gün onu düşündüm de. Beni acaba neden takip ediyor insanlar, neden izliyorlar diye. Çok farklı, çeşit, değişik değişik şeyler geldi aklıma. Çünkü bundan iki yıl evvel Umre yapmak için Mekke Medine'ye gittim. Aslında oradan video paylaşmayı düşünmüyordum. Yani tamamen sadece ibadetlerimi yapıp geri gelecektim. Dur dedim bir video yapacağım. Bir video yaptım. 500 kişiye yakın takipten çıktı. <laughs> 500 kişi arkadaşlar böyle bir şey bilmiyorum tarihte var mı? Şimdi bir videoda ya yani aynı gün değil ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 10 gün falan sürdü herhalde. 10 gün içerisinde yaklaşık bir 500 kişi çıktı. Ba i̇lk gün işte 300'e yakın insan çıktı. Dedim dur ben bir video daha yapacağım. Yani madem siz beni Müslüman olduğum için boykot ediyorsunuz benim söylediklerimin doğru olduğu kanaati sizde oluşmamış, dürüst bir insan olduğumu düşündüğünüz için değil de, gayrimüslim olduğumu düşündüğünüz için mi beni takip ediyordunuz? Böyle, hani, ne, bilmiyorum ki ne düşünüyordunuz. Kendi kendime bir tepki koydum ortaya. O zaman dedim, madem öyle, izlemesinler beni. Bir video daha yapacağım. Mekke'den bir video daha yaptım, hem de Kabe'de. Ne kadar orada da yalan, yalan olmasın ya? 175 kişiydi herhalde. Bir not almıştım onu bir yere ama. Düşünebiliyor musunuz? Orada da bir, bir o kadar insan çıktı videoda. Tamam dedim. Okey şimdi herhalde bitmiştir. Hakikaten de böyle birkaç kişi daha çıktı ondan sonra temizlendi. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım. Hala anlayamadım şimdiye kadar. Sizler insanların için takip ediyorsunuz. Yani sosyal medyada takip ettiğiniz insan o profilini nasıl çiziyorsunuz? Bununla ilgili yorumlarda bana biraz bilgi verirseniz sevinirim. Bu bir. iki bizler her zaman sizinle aynı fikirde olamayız. Mümkün değil. Bakın şu anda beni izleyen sen. Annenle babanla dahi her zaman aynı fikirde değilsin. Öz kardeşlerinle aynı fikirde değilsin. Ne kavgalar yaşanıyor değil mi? Aile içinde bile. Onlarla aynı kanı taşımana rağmen, sürekli aynı fikirde olmamana rağmen benimle nasıl aynı fikirde olabilirsin ki? Sürekli aynı fikirde olmamız mümkün değil. Dolayısıyla böyle küçük fikir ayrılıklarında hemen çocuk gibi işte küstüm falan ben çıkıyorum işte takipten çıkıyorum falan. Abi dur daha çok şey konuşacağız ya. <laughs> ya daha neler yapacağız. Yani şu, şu kanalın varlık sebebi daha müreffeh, işte daha düzgün bir toplum inşa etmeye inanmış insanlar var dünyada. Buna inanmış insanlar var. Mümkün değil, olmaz, bilmiyoruz, belki de olur. Benim de bir payım olsun istedim. Konuştuğumuz konular her zaman süper önemli konular değil. Biliyorum. Ama önemli konular. Çok yani inanılmaz emniyet taşıyan video, konular olmayabilir ama önemli konular. Çünkü kötü günlük işliyor. Günlük işliyor. Bunun karşısında biz susarsak, biz de günlük konuşmazsak, fikirlerimizi söylemezsek, bu yapılan yanlışların karşısında durduğumuzu, karşısında olduğumuzu söylemezsek, o zaman sükut ikrardandır, biz de bütün bu yanlışları kabul etmiş oluruz diye düşünüyorum. Zaten birçok yerde de böyle olmuyor mu? Yani Birileri bir şey yapıyor ve birileri buna susuyor. Sustuğu için de o kötülük yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Sonra aleniyet kazanıyor. Sonra öyle bir noktaya geliyor ki artık kabul görmeye başlıyor. Bugün toplumumuzda neler kabul görüyor artık değil mi? Bundan belki 20 sene önce insanlar sadece ayıp olduğunu düşündüğü için asla yapmayacağı şeyleri bugün çatır çatır yapıyorlar. Cayır cayır herkesin gözünün önünde, çoluğun çocuğun gözünün önünde hiç önemli değil. Ve Artık biraz evvel de dediğim gibi insanlar bunları normal adletmeye başlamışlar ve bunu kabullenmişler, aleniyetle kazanmış, ortalıkta bunlar çok normalmiş gibi her gün yapılıyor. Bizler bunlara karşı duran insanlarız, karşı durmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi her zaman hem fikir olamayız, her zaman bir fikirde buluşamayabiliriz, kendi öz kardeşlerinizle, annelerinizle, babalarınızla dahi her zaman bir fikirde değilsiniz. Desteklerinizin devamını bekliyorum açıkçası. Ama biraz evvel sorduğum soruyu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizler neden takip ediyorsunuz birisini? Ben de bir sürü insan izliyorum dediğim gibi. Ve bunların Müslüman olması olmaması beni ilgilendirmiyor. Yani bir adam Aa, bu Müslüman değilmiş senin Allah cezanı versin izlemeyeceğim seni artık takipten çıkıyorum demiyorum. Çünkü çok saçma. Yani bir Gayrimüslimin de ağzından çok faydalı bir şey çıkabilir. Bir Müslümanın da ağzından çok faydalı bir şey çıkabilir. Biz nereden güzel bir şey öğrenebiliriz? Daha düzgün bir toplumu inşa etmek için neler yapabiliriz? Bunun peşinde olmamız lazım. İnsanların dini inançları kimseyi ilgilendirmemeli. Beni de ilgilendirmiyor. İşte beni izleyenleri de ilgilendirmemeli diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi namazında abdestinde bir Müslümanım. Elimden geldiği kadar da dürüst yaşamaya gayret gösteriyorum. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimiz insanız. Hata yapıyor olabiliriz. Ama en azından bir gayretim var. Dürüst bir yaşam yaşamak için. Yorumlarda belirtmeye lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, sevinirim. Yani en azından bir bilgi paylaşımı olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eyvallah.